Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. En son 10. bölümdeydik. Yani üçgende benzerlik bölümünü çözüyorduk dostlar. Şimdi 10. bölümün kaçıncı köşe taşında kalmışız? 10. köşe taşında kalmışız dostlar. Hemen bunu da gömmeye başlayalım. Bakalım ne diyor 10 numaralı köşe taşımız. Şöyle aldık önümüze doğru. Kalemimizi alalım, bir de odaklanmasını da ayarlayalım bu keratanın. Şöyle bir sabitleyelim odaklanmasını. Tamamdır. Biraz da şöyle açalım. Gayet başarılı, güzel oldu diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi, evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. 10 numaralı köşe taşının okuyorum. Demiş ki 4'ü verdim, 8'i verdim sana demiş. Bunları okuduk. Bir de eşit açılar vermiş burada. Hemen eşit açılara şöyle bir A diye isimler verelim. Buna göre de x kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi burada evet benzerlik de yapacağız dostlar ama şunu da görmenizi istiyorum kardeşim. Bakın fışkırtma teoremi dediğim teorem vardı. Şimdi açıortayımızın üstünden gidiyoruz. Açıortayın bittiği yerden bir bu kola diklik indirmiş. 4 demiş o kola. Ben de bu kola bir diklik indiriyorum ve diyorum ki bu diklikte 4 olacak. Hatırlayın açıortayın özelliğiydi bu. Unutanlar hemen konu anlatım videomuza baksınlar. Bir de demiştim ki kafayla dik arası 8 ise burada. Burada da kafayla dik arası kesinlikle 8 birim olacak. Bunu da yapıştırdık. Ve bakın şu üçgende karşıma ne çıktı? Diklikten diklik indirmiş oldum ben arkadaşlar böylelikle. Hemen bir öklit çakalım. 4'ün karesi yani 16 eşit olacak diyelim. Şuradaki iki parçanın çarpımına 8 ile şuranın çarpımına eşit olacak. 8 ile neyin çarpımı 16'dır? Tabii ki 2'nin. Demek ki şurası dediğim yer 2 geldi. X'i soruyor. Bir de şuradan Pisagor çakalım dostlarım. Hatta Pisagor da yapmayalım. Ne demiştik? Dik kenarlardan biri diğerinin iki katı olduğu takdirde hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır demiştik. Cevabımız 2 kök 5 çıktı. Evet, geldim ikinci sorumuza. Okuyoruz. Yine aynı muhabbet var arkadaşlarım, görüyorsunuz. Açıortay var, diklik var. O zaman hemen şunlara bir AA diyelim. Açıortaysa bu. Bu öldüğü, bakın açıortayın bittiği, öldüğü noktadan bir sol tarafa diklik gitmiş. Ben de bir de sağ tarafa doğru bir diklikte ben gidiyorum ve diyorum ki bu diklikler kesin eşit. Yani şurada bir deltoid oluşturuyoruz arkadaşlar aslında işin özü. Sonra buradaki kafayla dik arası 8 ise buradaki kafayla dik arasının da 8 olması gerekiyor. Demek ki şuraya da 4 kaldı 12'den geri. Hemen yine bir Pisagor'umuzu yapalım ya da Öklit çakalım ilk önce. Diklikten diklik indiği için h kare 8 çarpı 4 Öklit'i de yapabilirim. Ya da direkt şu x'in Öklit'ini yapalım. Dik kenar ya bu x. X'in karesi eşittir diyelim. Kendine yakın olan parça 8 çarpı hipotenüsün tamamı diyeceğiz. Yani 12. Şimdi bunu da düzenleyelim arkadaşlarım. Bir şöyle kök içine alalım her iki tarafı. Şuradan devam ediyorum. X eşittir kök içinde. Bakın 8 oldu bu. Bu da 6 çarpı 2 oldu dostlarım. Şimdi bu 8 ile 2'nin çarpımı 16'dır ve 16 biliyorsun kök dışına 4 diye çıkar. Ama 6 içeride kalacağı için 4 kök 6'dır dedim. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi bile çoktan. Evet, geldik 3. sorumuza. 5 var, 13 var. Bakalım başka neler var. Görelim şimdi. Şimdi önce şuradaki açıortayı bir konuşalım. Demiştik ki açıortayın, bakın şu açıortay bittiği noktadan elhamdülillah sizler de görün. Bir bu kola diklik gidiyorum. Bir de bu kola. Hadi bir daha. Elhamdülillah. Diklik gitmiş. Bu diklikler neydi? Birbirine eşit. O zaman burasının da 5 olduğunu biliyorum ben artık. Şuradaki kafayla dik arası, buradaki kafayla dik arasına eşit. Buranın da x olduğunu biliyorum. Tabii ki bakın burada ne çıktı karşımıza? 5 ise, yani şuna 5 dediysek bu da 5 olacakmış dostlarım. Meğersem bu üçgen ikizkenar üçgenmiş kayı kuralından dolayı. Tabii ki bizim şuradaki aşık olduğumuz üçgeni de görürsek olayı bitiriyoruz. 5, 12, 13 üçgenidir ki cevabım Ceyhan'dan çıktı bile. Evet, 4 numaralı sorudayım dostum. Yine bir açıortay görüyorum. Şurası 8 verilmiş. Açılarımız eşit. Bir de BC paralel AD verilmiş arkadaşlarım. Nerede o? BC ile BC şurası.
AD'de şurası. Bunlar birbirine paralel verilmişler. Şöyle kalınlaştırayım paralel doğruları. Bakın şunu kalınlaştırdığımda şurayı da bir tık attığımda dostum. Şurada bir Z harfi oluştu. Buna da hemen şöyle çizgili açı olduğunu söyleyebiliriz artık. 8 olduğuna göre diyor. BE şuradaki X'i soruyor bize. X kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen şuna A diyelim. Şu açı da A. Tabii ki artık bu da A oldu. Şuna B diyelim. Burası da B. Tabii ki bakın burada da A 90. B muhabbetini gördük hemen. Şimdi burada bir A'nın karşısında X var. Burada A'nın karşısında 8 var. Yani bunların ikisini benzerleyebilirim ben eğer istersem ama başka bir şey göremedim arkadaşlarım. Başka bir eşitlik göremedim. Şunların da bakın A olduğunu yani şuranın da ikizkenar bir üçgen olduğunu söyleyelim. Hatta bu ikizkenar üçgen yükseklik tabanı ikiye bölecekti. Şurada kenarortay olacaktı. Bunlara da şöyle K diyelim. Bakın bir kenara daha isim verdiğim için artık gönül rahatlığıyla benzerleyebilirim. Şimdi küçük üçgende yani şu üçgende A'nın karşısına X düştü. Şuraya yazıyorum. X bölü. Büyük üçgende yani şunda A'nın karşısına 8 düştü. O zaman X bölü 8 eşittir. Şimdi B'nin karşısına geçelim. Küçük üçgende B'nin karşısına K düştü. Büyük üçgende bakın burada B'nin karşısına da 2K düştüğünü fark edin arkadaşlarım. Demek ki burada da 2K yazacak. O halde 1'e 2 oranı var. Yani alttakiler üsttekilerin 2 katı olacak değil mi? Burada 1, burada 2 var. Demek ki X'imiz ne olmak zorunda? 4 olmak zorundadır. Yapıştır gelsin. Evet, 10 numarayı gömdük. 11 numaralı köşe taşının birinci sorusuyla devam ediyorum dostlarım. Bakalım ne diyor? Şimdi bir sürü diklik görüyoruz yine. Artık şuna alışalım. Bir sürü diklik varsa A'lar, B'ler, 90'ları gösteriyoruz hemen. Şimdi BC'yi de 8 vermiş. Şuraya da 8 yazalım biz. Şimdi öncelikle şu açıya A diyelim. Şu açıya B, şu açıya da C diyelim dostlarım. Böyle bir sıralama yapalım biz. A, B, C olsun. Şimdi şuraya bakarsanız A var, 90 var. Şuradaki açımıza da x diyelim biz bir. Yani A ile x'in toplamı 90 oldu. Ya kardeş, o zaman şuraya bir bakar mısın? Şurası da 90 derece değil miydi normalde tamamı? Bu 90'dan dolayı yanları birbirine eşit olacak. E hocam x ile bir şeyin toplamı da 90. E o zaman burası mecbur A. Çünkü biz biliyoruz ki şuradan x ile A'nın toplamı 90. Peki bakın devam ediyorum. Şuraya da y diyelim şu açıya. Şu açıya y yazdım. Şimdi şu üçgenden c ile y'nin toplamı 90. Bu üçgene bakarsak. Tamam, demek ki y ile c'nin toplamı 90 olacak. Peki yine aynı muhabbetten bakın burası da 90 derecedir. E hocam burada y var. Demek ki bir açı daha var ki toplamları 90. E neydi o açı? C. Bakın işte A'yı yazdım, C'yi yazdım. Hani üçüncü açıyı seve seve B yazmak zorundayım. Çünkü biliyorum ki büyük üçgenden A'nın, B'nin ve C'nin toplamının 180 olduğunu. Artık şunu gördüm ben. Şu ortadaki küçük üçgenle en büyük üçgen benzer. Çünkü açıları tıpatıp aynı. Peki kırmızı üçgende A'nın karşısına ne düştü? 4. Büyük üçgende A'nın karşısına ne düştü? 8. Bakın bu benzerlik oranları. 4 bölü 8. Yani 1 bölü 2 bulduk benzerlik oranlarını. Dostlar benzerlik oranı hatırlayın. Çevrelerin de oranıyla aynıydı. Yani küçük üçgenin çevresini bulalım. 6, 4 daha 10, 5 daha 15 ise büyük üçgenin çevresi bunun 2 katı olacak. Yani 30. Çünkü benzerlik oranı 1'e 2 ise çevrelerin oranı da 1'e 2 olmalıydı demiştik. Evet, geldik bu soruya. Bakalım bu ne diyor? Yine bir sürü diklik görüyorum. AB 90'ları yazacağız bir kere. Bir de DF'yi 4 vermiş. 12, 16. X nedir diye de bir soru soruyor. Şöyle biz bir açılarımızı bir yerleştirelim. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Bakın A ile B'nin toplamının 90 olduğunu gösterdim. B var. Şurada 90 varsa şuraya A demek zorundayım artık ben. Ve yine burası A ise tam tersinin de A olması gerektiğini söyleyebiliyorum hemen. Bu bir. Devam edelim. Başka neler görüyoruz arkadaşlarım? Şöyle bir bakalım. Şuna biz bir C diyelim. C. Şuraya da D diyelim. Dostlar C ile D'nin toplamı 90 olduğunu gördük biz. Peki şu üçgene bakarsanız bakın şuradaki taradığım üçgene dikkat edin. D var. Şurada 90 var.
O halde burası kesinlikle C olmalı ki çünkü D ile C'nin toplamının biz 90 olduğunu biliyoruz. Peki A, C, hadi şu açıya da bir harf verelim. K diyelim. Şuraya bakın. A, C, o zaman üçüncü açımız mecbur K oldu. Yani biz artık şu iki üçgenin benzer olduğunu gördük. Bakın birisi şu kalın kalın yaptığım. Diğeri de şu arkadaşlarım. Bu iki üçgen kesinlikle benzerdir. Çünkü açıları tıpatıp aynı çıktı. Peki başlayalım. Küçükte A'nın karşısına 4 düştü. Büyükte A'nın karşısına 16 düştü. Yani 4 katıymış dostlar. Peki devam. Küçükte C'nin karşısına X düştü. Büyükte C'nin karşısına da 12 düştü. Demek ki X 3 olacak ki 4 katı 12 olsun. O halde X'imiz Bursa'dan çıktı. Evet. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. Okuyoruz hemen. 15 vermiş A, B'yi. Şurası 15. Ha, bakın bu soru birinci soruya çok çok benziyor. Hatta neredeyse tıpatıp aynısı arkadaşlarım. Şu DF7 6 demiş. Şimdi biz şöyle bir açılarımızı yazalım. Büyüğününkilerini A, B, C diyorum. Sonra şu açıya X dersek bakın A ile X'in toplamı 90'dır. O zaman X ise şu aradaki açının A olması lazım ki burası çünkü 90. Şu açıyı A bulduk. Devam. B var. 90 var. Şuraya da Y diyelim. Y ile B'nin toplamı 90'dır. O halde şuraya da mecbur B kaldı diyebiliriz. Çünkü toplamları 90. A var, B var. Üçüncü açımızda artık mecbur C geldi. Hemen şimdi şu küçük üçgenle en büyük üçgeni benzerliyorum. Bakın küçükte C açısının karşısına ne düşmüş arkadaşlar? 6. Büyükte C'nin karşısına ne düşmüş? AB. Zaten bize de AB'yi 15 vermişti. Hatta bunları biz bir 3'e bölelim. 2 bölü 5'tir. İşte bu bizim benzerlik oranımızdır. Şimdi ne diyor bize? ABC üçgeninin çevrel çemberinin alanı 50 olduğuna göre DEF üçgeninin çevrel çemberinin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Dostlar alanların oranı benzerlik oranının karesiydi kardeşlerim. Hemen şöyle diyelim mi? Mesela bunların benzerlik oranı 2 bölü 5 ya. Demek ki alanlarının oranı 4 bölü 25. O zaman büyüğünün alanı 50 ise küçüğünün alanı hani iki katına çıkmış ya. Bu da iki katına çıkacak. 8 olacak. Yani cevap Ceyhan'dan gelecek dostlarım. Dördüncü ve bu köşe taşımızın son sorusu. Dik üçgen demiş bize. Tamam, iki tane dik üçgen bir sürü dik açı görünce AB 90 yapacaktık biz. Öncelikle bakın şurada bir 3 4 5 dik üçgeni var. Buraya bir 3'ü yazdık. Şimdi şu açıya A diyelim, şu açıya B diyelim. B'nin tersi de B olsun. B 90 şuraya da A yazalım. A 90 şu açının da B olduğunu görün. Şimdi benzerleyeceğiz. Nereyi soruyor bize? BC. Yani büyük dik üçgenin şu büyük dik üçgenin hipotenüsünü soruyor bize. Bir de şurada küçük dik üçgenimiz var dostlar. Bakın küçük dik üçgenin A açısının karşısına 3 düştü. Büyük dik üçgenin A açısının karşısına da 9 düştü. Eşittir. Küçük dik üçgende 90'ın karşısına 5 düştü. Büyük dik üçgende 90'ın karşısına zaten sorulan yer BC düştü. Ve bakın ne gördük? Bu bunun 3 katına çıktıysa bu da 3 katına çıkacak. BC 15 birim gelecek diyebiliriz. Evet. Bunu gömdük arkadaşlarım. Şimdi hemen 11'i de gömdüğümüz için 12'deyiz. 12. Köşe taşımızdayız. DE paraleldir diyor AC'ye. Burada klasik benzerliğimizi yazacağız arkadaşlar. Birinci benzerlik şeklimiz. Şimdi yakın zamanda bir canlı yayında benzerlik anlatacağım ben size. Orada daha da iyi öğreneceksiniz ama yine benim anlattığım konulara da bakabilirsiniz. Konu anlatım videolarıma. Birinci benzerlik şeklimiz şöyleydi. Küçük üçgenin üstteki kenarı bölü büyük üçgenin üstteki kenarı. Yani x küçük üçgenin x artı 3 de büyük üçgenin benzerlik oranıdır. Bu iki küçük üçgenle büyük üçgenin. Peki küçük üçgenin tabanı 4, büyük üçgenin tabanı da 6. Yani paralel doğruları 4'e 6. İşte bu da benzerlik oranına eşittir dedik. Ve bundan sonrası kolay. Önce bir sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim. 2 bölü 3 olsun. İçleri çarpalım. 3x eşittir. Dışları çarpalım. 2x artı 6'dır. X eşittir. 6'yı paketledik.
Hadi bir tane daha yapıyoruz. Daha iyi öğrenelim bunu. Şimdi önce şunu yazalım. DE'ye x derseniz diyor. BC x ile 6'nın toplamıdır. Şurası da x artı 6. Şimdi benzerliğimi yazıyorum. Bakın küçük üçgenin sol kenarı, büyük üçgenin sol kenarı. Yani 6 bölü 10 eşittir. Küçük üçgenin paraleli, büyük üçgenin paraleli de x artı 6. Hemen sadeleştirelim önce. 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 5. Şimdi içleri bir çarpalım arkadaşlarım. 5x eşittir 3x artı 18. Buradan 2x eşittir 18, x eşittir 9. Zaten bize de x'i mi soruyor? Evet, 9'u soruyormuş. Paketledik. Üçüncü sorudayız. Önce bir oran vermiş. Ters yazıyorduk bunu. AE'ye 3 diyeceğiz. 3K. EC'ye de 2K yazacağız. Sonra DE ile de BC'nin toplamını vermiş. Önce bir benzerlik oranlarını yazalım. Küçük 3, büyük 5. Demek ki küçüğün paraleli 3A, büyüğün paraleli 5A demektir bu. Ve bakın bana DE ile BC'nin toplamını, yani 3A ile 5A'nın toplamını, yani 8A'yı 16 vermiş, A'yı 2 buldum. DE'yi istiyor 3A'yı, Denizli'yi işaretledim hemen. Evet, 4 numaralı soru. Yine paralelliğimiz var. Yine bu paralelliği bir yapalım. Paralellerin oranı benzerlik oranıydı. Yani 9 bölü 21. Hatta sadeleştirelim. 3'e bölelim 3, 3'e bölelim 7. Demek ki küçük üçgenin kenarları 3 ile, büyük üçgenin kenarları ise 7 ile orantılı olacak. Yani ben küçük üçgenin şu kenarına 3K dediğimde, büyük üçgenin bu alttaki kenarı 7K olacak. Buraya da 4K kaldı. Ve bakın bana da diyor ki EC'den BE çıkarsa, yani 4K'dan 3K çıkarsa ki K kalır, bu da 2'ymiş. K 2 ise diyor nereyi soruyor? EC'yi. 4K'yı soruyor bize. 8'i paketledim dostum. Evet, 12 numarayı gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. 13 numaralı sorudayız. DE paraleldir diyor. Yine bir oran vermiş. Tersten yazalım bu oranı. AE'ye 2 diyeceğiz. 2K. EC'ye 3K diyecekmişiz. AB'yi 15 vermiş. Şimdi bu paralel doğrunun, bakın bu paralel doğrunun, şuna paralel ya, asli görevi şu arkadaşlarım. Yani birinci görevi şu. Bu tarafı nasıl böldü? 2'ye 3 oranında. O zaman mecbur burayı da 2'ye 3 oranında bölecek. Paralel doğrunun birinci görevi budur arkadaşım. Yani bu tarafı nasıl böldüyse bu tarafı da mecbur aynı oranda bölmek zorunda. Ve bakın bana AB'yi, yani 5A'yı 15 vermiş. Demek ki A3 nereyi istiyor? AD'yi, yani 2A'yı istiyor. 2 tane 3'ü istiyor. 6'yı paketledim. Hadi buna bakalım şimdi. Bakın yine aynı muhabbet var. Paralel doğru burada. Şimdi Edirne'de nasıl bir bölme işlemi yaptı? 4'e 3. O zaman Denizli'de de aynı bölme işlemini yapacak. Yani burası 4K ise burası kesinlikle 3K olacak. Bir de bize ne demiş? DB'den DA'yı, yani 4K'dan 3K'yı çıkarırsan 2 kalıyor demiş ki 4K'dan 3K çıkarsa K kalır ve bu da 2'ye eşitmiş. Nereyi istiyor? DB'yi, yani 4K'yı istiyor. 4 tane 2'dir. Sorumuzun cevabı 8'den gelir. Evet, buna geçelim. Bakalım ne diyor? DE paraleldir diyor AB'ye. Yine paralelliğimiz var. Gördüğünüz burada. Bir oran vermiş. DC AD'nin 2 katıdır demiş. K'ya 2K. Yani şunu söyleyebilirim artık. Burada da 1'e 2 oran olmalı. Yani aslında şurası 2X olmalı dostlarım. O zaman şunu söylüyorum ben. X kare eksi 15 eşittir 2X. Yani 2X'i buraya alalım. X kare eksi 2X, hatta 15'i de bu tarafa atalım. Eşittir 15 olsun. Şöyle X parantezinde X eksi 2 eşittir 15 geldi. Bakın bir şeyle 2 eksiğinin çarpımı 15. Nedir bu? 5 ile 3'tür değil mi? Demek ki x'in 5 olması gerekiyor arkadaşlarım. Zaten bize de x'i soruyor farkındaysanız, BE'yi. 5'i yapıştırdım hemen. Evet, burada da Thales amcamızın bir teoremi var dostlar. Thales diyor ki, az önce deminden beri söylediğimiz şey aslında. Şu paralel doğru ya, buna paralelmiş bu. Sol tarafı hangi oranda böldüyse sağ tarafı da aynı oranda bölecek diyor. Yani sol tarafa bakın oranını, 6 bölü 8.
Hatta 2'ye bölelim. 3 bölü 4 demektir bu. Sağ taraftaki oranda x artı 1'e 2x eksi 4'tür. Hemen içleri çarpıyorum buradan. 4x artı 4 eşittir. Dışları çarpıyorum. 6x eksi 12. Eksi 12'yi buraya alırsak 16 eşittir. 4x'i de buraya alalım 2x'e. X eşittir 8 çıktı. Bizden ne istiyor? EF. EF neresi? Şurası. Şimdi x 8 ise hemen burada yerine yazalım. 2 kere 8 16. 16'dan 4 çıktı 12. Yani cevap Edirne'den geldi. Evet, 13 numarayı da gömdük. Kaç dakika oldu? 20 dakika. Hadi birkaç tane daha gömelim. Durdururuz sonra videoyu. Evet, diyor ki EF paraleldir. Oraya DC DK'nın 3 katıdır diyor arkadaşlarım. DC DK'nın 3 katı. Yani DK 1K ise DC 3K olacak. Buraya da 2K kaldı. Şimdi bu paralel doğru, bakın bu. Buna paralel ya dostlarım. Bu tarafı nasıl böldü? 1'e 2. Bu tarafı da 1'e 2 bölecek. Yani A'ya 2A diye böldü. Dolayısıyla buranın işlevi bitti artık bizim için. Geldim buraya. Burada da bir paralel doğru var hocam. Bu buraya paralel. Ve sağ taraf 1'e 2 oranında bölündüyse sol taraf da 1'e 2m oranında bölündü. Ve bakın ne demiş? AB'den ki AB 3m'ye eşit. AE'yi yani m'yi çıkartırsak 12 kalırmış. Demek ki 2m eşittir 12. M eşittir 6. Bizden de ne istiyor? Zaten m'yi istiyormuş arkadaşlarım. Cevap Adana'dan geldi. Evet, burada da hemen bakalım ne diyor. AN'nin hemen şuraya 2K diyelim AN'ye. ND'yi oranı 3. 3K'da buraya yazdık. Tabii artık biz ne biliyoruz? Burası da 2'ye 3. Burası da 2'ye 3. Bunları hep biliyoruz arkadaşlarım. Şimdi ne diyor? AK 2, AB 5 oldu. Gördünüz mü? Bakın 2'ye 5. O zaman 2 bölü 5 çarpı LC 3, LA 2. Hadi buradan ikileri sadeleştirelim. Geriye 3 bölü 5 kaldı. Evet, bu sorudayız. Önce şu oranı yerleştirelim. AK'ya 5 yazalım. 5K. KB'ye de 4 yazalım. 4K. O zaman burası da 5'e 4. Burası da 5'e 4. Burası da 5'e 4. Bakın bu kurala artık alıştıktan sonra gerisi geliyor zaten. Ne demiş? EN, ND. Demek ki EN 5, ND 4 ise yani 5 bölü 4 eşittir. Demek ki x artı 12'ymiş bu. Bu da x artı 4'müş. Bu orana eşitmiş. Hemen içleri çarpıyorum. 5x artı 20 eşittir. 4x artı 48 oluyor gobeller. Buradan x eşittir 28 çıktı. Paketledik geçtik. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. Yine aynı muhabbeti yapacağız çok yüksek ihtimalle. Bir bakalım ne demiş? AP BP'ye eşit. AP BP'ye eşit. Yani 1'e 1 oranında bölmüş. O zaman diyeceksin ki burası da burayı aynı şekilde, burası da burayı aynı şekilde bölecek. Hatta biz buna özel olarak orta taban diyeceğiz arkadaşlarım. Bakın bu PR doğrusu yanları ikiye böldüyse bu PR paralel olduğu tabanın orta tabanıdır. Benzerlik oranı 1'e 2'dir. Demek ki şu 2K ise bu K. Bakın aynı şey burada da var. Yani burası 2M ise bu da M'dir diyebiliriz. Şimdi istenilenleri yazalım. PR K BC 2K. O zaman 1 bölü 2 artı AC. Nerede AC? Şurası 2 birim. AR 1 birim 2 bölü 1 yazdım. Artı CD. CD'yi görelim 2. RS'yi görelim 1. 2 bölü 1 de buradan geldi. Bunların toplamını istiyor. Hadi önce bir payda eşitleyelim. Şunu 1 ile, şunu 2 ile, şunu da 2 ile çarpalım. 1 ile çarparsam 1 olur. 2 ile çarparsam 4, 2 ile çarparsam 4 bölü ortak paydamız da 2. 4, 8, 9 oldu. Bir de bölü 2'miz var. Cevap Edirne'den patladı gitti. Evet, çevirdim. 15 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bakın deminden beri yaptığımız kural, yanları aynı oranda bölme kuralı burada çok işe yaradığını göreceksiniz şimdi arkadaşlar. Evet, birinci soruya bakıyorum. Şimdi paralelliğimiz var. 4 6 olduğuna göre AFX kaçtır diye bir soru sormuş bize. AF'yi X diyelim biz. Şimdi önce şu paralelleri konuşalım arkadaşlarım. Şu ikisini. Bakın burayı kapattım.
Şimdi bu paralel burayı x'e 4 böldüyse bu tarafı da x'e 4 bölecekti. Yani x k'ya 4 k şeklinde böldü. Tamam, birinci paralel görevini yaptı mı? Yaptı. Geldim şu paralellere. Bakın bunlar da paraleller. Peki bu paralel sağ tarafı x'e 4 oranında böldüyse sol tarafı da x'e 4 oranında bölecek. Yani x artı 4'ün 6'ya olan oranı da buna eşit olacak diyeceğiz. Soru da buradan çözüldü bile çoktan arkadaşlarım. Hemen yapıyorum. 6x eşittir 4x artı 16. 2x eşittir 16. Paketle gelsin 8'i. Evet, buna bakıyoruz. Açıortay, açıortay 6 neresiymiş? AB 6'ymış. Şuranın tamamı 6. Paralel açıortay, açıortay FE. Şuna X diyelim. EC. Şuna da Y diyelim arkadaşlarım. Bakın bunların ikisi de aynı açıortay olduğu için bu buna paralel demektir dostum. Şuraya da K diyorum ben. Şimdi bu paraleller burayı K'ya X oranında böldüyse bu tarafı da K'ya X oranında bölecek. Yani şurası da K'nın bir katı, burası da X'in bir katı olacak arkadaşlarım. Bu bir. Sonra. Şimdi bu paralele geçelim. Şu paralele geçelim. Ya hatta buna bile gerek yok ama öncesinde şu açıortayı konuşsaydık iyiydi. Şunu da bir yapalım mı arkadaşlar? Öyle devam edelim. Bakın şu açıortay ya. Şimdi bu açıortayın kolları 6'ya 4. O zaman ayakları da 3 A'ya 2A. Hani açıortayın özelliği kolların oranı ayakların oranıyla aynı olacaktı. Kollar 3'e 2, ayaklar da 3'e 2. 6 ile 4'ü sadeleştirdim. Tamam mı gençler? Şimdi gelelim şu paralelliği bir daha konuşalım artık. Şu paralelliği konuşalım. Bakın şu şuna paralel. İlk önce bununla başlayalım. Bu tarafı 3'e 2 böldüyse bu tarafı da işte ne diyelim 3A'ya 2A şeklinde bölecek. Bu bir. Sonra hemen şuraya geldik dostlarım. Şununla şunun paralel olmasını konuşalım. Şu ikisinin. Şuraya 3'e 2 oranında gelecek değil mi? Bu paralel burayı 3'e 2 böldüyse bu tarafı da işte 3M'ye 2M oranında böldü diyebiliriz artık. Ve hatta şunu da yapabiliriz. Bakın bizim 3A dediğimiz yer 5M çıktı. Demek ki A eşittir 5M bölü 3. Bize 2A'lık yer lazım. 10M bölü 3 yapar. Şurası da 10M bölü 3. Şimdi ne istiyordu bizden? FE. 2M demişiz FE'ye. 2M bölü EC. Oraya da 10M bölü 3 yazmışız. 10 bölü 3 yani. Hemen ters çeviriyorum. 6 bölü 10 olur. 2'ye bölüyorum. 3 bölü 5. Yani Adana'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet, üçüncü sorumuzda G ağırlık merkezi demiş. Şimdi ağırlık merkezine de alışacaksınız arkadaşlar. İnşallah daha çok fazla soru çıkar bundan. Ağırlık merkezi demek tabana bir açıya iki demektir ve eğer bir paralel doğru ağırlık merkezinden geçiyorsa hemen o paralel doğrunun yan kenarları 1'e 2 oranında böldüğünü söyleyin arkadaşlarım. Kesinlikle böyle bölecek. Ne diyorum? Ağırlık merkezinden paralel doğru geçiyorsa hemen o paralel doğru burayı 2'ye 1, hatta tabii ki burayı da 2'ye 1 şeklinde bölmek zorundadır. Yapıştırın hemen. Şimdi şunu konuşalım. Bakın şu paralel doğruyu da konuşalım. Bu buna da paralelmiş dostum. Peki bu taraf 1'e 2 oranında bölündüyse bu taraf da 1'e 2. Yani şuranın 12 olması lazım. Az önce ne dedik? Şurası toplamda 18 ya. Yine 1'e 2 oranından burası yarısı olacak. 9 olması lazım. Bakın DB'yi 9 bulduk. Dördüncü sorudayız arkadaşlarım. Ne diyor şimdi? G noktası EBC'nin, bakın şu üçgenin ağırlık merkezi ve G noktasından paralel bir doğru geçmiş. O zaman artık burası K'ya 2K yazılır. Hatta şurası M'ye 2M yazılabilir arkadaşlarım. Bu bir. Şimdi AB'yi 8 vermiş. BC'yi de 12 vermiş. Burası 12. Burası da 8. Hatta 4'e bölelim. Bakın şu açıortay ya. Açıortayın kolları 12'ye 8. Yani 4'e bölersem 3'e 2. O zaman burası da 3K ise ayaklar. Burası da 2K olacak. Bu ayağı da 2K'yı yazdım ben. DB'yi soruyor bize. DB, DB, DB. Şuradaki mesafeyi soruyor. Şu uzunluğu. Şimdi bir de şu paralel doğruyu konuşalım. Şununla şu paralel ya arkadaşım. Bakın Fransa'da nasıl bir bölme yaptı?
4'e 1. O zaman Denizli'de de aynı bölmeyi yapacak. Yani şurası 4A ise şurası 1A. Yani kısaca 5A 8, A eşittir 8 bölü 5 oldu. Peki bize ne lazım? Zaten A lazımmış, 8 bölü 5. O da 2 ile çarparsak 16 bölü 10. Yani 1.6 yaptı sorumuzun cevabı. Evet, 15'i de gömdük arkadaşlarım. Burada duralım şimdi. Bir sonraki videoda da kalanları gömeceğiz yavaş yavaş dostlar. Hadi bakalım, öptüm hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, goberler.